Konu önemli ve milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Asgari ücrete %21 oranında zam yapıldı ve bu genel çevrelerce çok olumlu görüldü. Ancak asgari ücretin baz alınarak hesaplandığı noktalar var. Örneğin emeklilik e, belirlenmesinde, prim borçlarının ödenmesinde asgari ücret baz alınıyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2021 itibariyle netleşecek ve e, belirlenecek rakamlar en azından bundan sonraki süreçte ödenmesine dair e, belli avantajlar sağlayacak. Son 3 gün içerisinde günlük borçlanma 38 lira 16 kuruş oldu ve yine aylık borçlanma 1144 lira 80 kuruş. Peki eğer bu yılın son 3 gününde askerlik ve e, doğum borçlanması yapan bu kapsamda da emekliliğine bunu yansıtmak isteyenler nasıl bir e, avantaja sahip olacaklar? Örneğin şu an doğum borçlanması e, yapan bir kişi 22.650 lira ödeyecek, 650 lira. Eğer e, bu yıl bitmeden başvuru yaparlarsa. Fakat 1 Ocak 2021'den itibaren emeklilik doğum borçlanması 27.675 lira olacak. Yani Yaklaşık 5000 lira daha fazla ödeyecek kişi 1 Ocak 2021 itibariyle. Yine askerlik borçlanmasını e, şu an başvurup son 3 gün içinde başvurup e, ödeyeceği miktar 16.951 lira olan kişi 1 Ocak 2021 itibariyle 20.065 lira ödeyecek. Yine yaklaşık 4000 lira Fazla ödeme yapacak. Bu yüzden yılın son 3 günü e, bu tarz başvurular için kritik görülüyor. Özellikle bunu 2021 yılında ödemeyi planları, planlayanların yine de son 3 gün başvurması ta, e, tavsiye ediliyor. Çünkü ilk ödeme şu an başvuru yapsalar bile ilk ödeme Şubat ayının sonunda Mart ayının başında olacak bu yüzden de avantajlı görülüyor ve tavsiye ediliyor. Evet Mehmet Nelüfer'e teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu bilgiler için.